Perde Arkası kanalından herkese merhaba. Bu bölümde Otomatik Portakal filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Öncelikle filmin adıyla başlayalım. Cockney dilinde, yani İngiliz argosunda Clockwork Orange bir deyişin içinde geçiyor. Yukier ise Clockwork Orange diye. Bu da olabilecek en yüksek derecede gariplikleri barındıran kişi demekmiş. Kitabın yazarı Anthony Burgess'a 1959 yılında ameliyat edilemez beyin tümörü teşhisi konmuş. Bir yıldan az ömür biçilmiş. Burgess, eşinin geçimini sağlayabilmek için oturmuş, 12 ay içinde 5 roman yazmış. Sonra teşhisin yanlış olduğunu öğrenmiş. Filmin ana karakteri Malcolm McDowell, yani Alex, Kubrick'in Alex rolü için ilk ve tek oyuncu tercihi olmuş. Projenin başlarında Mick Jagger'ın Alex, Rolling Stones'un diğer üyelerinin de Alex'in çetesi olması konusunda dedikodular çıkmış. Kubrick'in yönetmen koltuğuna oturuşu kesinleşince kendisi Alex rolü için tek bir kişi istediğini belirtmiş. Kubrick Malcolm'u If isimli filmde görmüş ve beğenmiş. Ki o filmde Malcolm McDowell isyankar ve sert bir genci oynuyormuş. Malcolm McDowell'a Alex rolü teklif edildiğinde Stanley Kubrick'i Stanley Kramer ile karıştırmış ve Kubrick'in kim olduğunu 2001 A Space Odyssey filmi kendisine izletilene kadar fark edememiş. Alex kitaba göre 15 yaşında bir genç ama Malcolm filmin çekildiği dönem 27 yaşındaymış. Alex'in kostümü McDowell'ın kriket hayranlığı sayesinde bulunmuş. Filmin trailerını, posterini ve reklamını, yani tüm tanıtımını Kubrick kendisi halletmiş. Alex'in Singin' in the Rain şarkısını söyleyip dans etmesi doğaçlama bir bölüm. Alex'in yazara ve karısına saldırdığı bölüm prova edilirken Kubrick Malcolm'a şiddet doğasına uysun diye tuhaf bir şey yapmasını söylemiş. Dans etmek gibi. Aktörümüz dans ederken şarkı mırıldanmaya başlamış. Şarkısı Singin' in the Rain'e dönüşmüş çünkü karakterin o anda mutlu olduğunu düşünmüş. Ludovico tekniğinin uygulandığı sahnede Malcolm'un yanındaki adam gerçekten de bir doktor. Gözlerine kıskaçlar takıldıktan sonra da göz damlaları sıkılmış. Doktor sahnede Alex'in yanında durmaya devam etmiş çünkü her şeye rağmen Malcolm gözlerini açık tutmakta epey zorlanmış. Gözlerine anestezi uygulandığı halde gözlerine takılan kıskaçlar ameliyat sırasında yatan hastalara uygunmuş. Ama Alex'in o sahnede oturarak ekrandaki görüntüleri izlemesi gerekiyormuş. Sonuçta Malcolm'un korneasında yırtıklar oluşmuş, bu yüzden de mükemmelliyetçi Kubrick bu sahneyi kısa kesmek zorunda kalmış. Alex filmin başlarında evine gelip yatmaya hazırlanmadan önce gittiği tuvalette gerçekten de çişini yapmış. Çünkü sahneden önce bir sürü kahve içmiş. Alex'in kafasını iki polisin suya soktuğu sahnede Malcolm'un neredeyse boğulduğu iddia edilmiş. Fakat bu doğru değil. Çünkü Malcolm bu sahnede nefes alabilmesi için suyun altında gizli maske kullanmış. Korova süt barındaki dağıtma aleti saatte bir boşaltılmış, yıkanmış ve tekrar doldurulmuş. Bunun sebebi ise stüdyo ışıkları altında sütün pıhtılaşmasıymış. Karakolda Bay Deltoit'in Alex'in yüzüne tükürdüğü bölümde de tüküren kişi aslında başkası. Birkaç tekrardan sonra aktör ağzının kuruduğundan şikayet etmiş ve Steven Berkov, yani bu her kimse, bu işe gönüllü olmuş. Filmde Darth Vader'ın da ufak bir rolü var. Engelli yazarın kaslı yardımcısı David Prowse'dan başkası değil. Orijinal Star Wars serisinde Darth Vader'ı canlandıran arkadaş. Alex ve çetesinin kullandığı araba Adams Prop 16 ve bu arabadan sadece 3 tane yapılmış. Alex'in Ludovico tekniği hakkında rahiple konuştuğu sahneden sonra mahkumların bahçede daire şeklinde yürüyüş yaptıklarını görüyoruz. Bu da Vincent van Gogh'un Prisoners Exercising tablosunun canlandırması. Final sahnesi 74 tekrarla çekilmiş. Döneminin aksine tüm isimler filmin sonunda verilmiş. Kullanılmayan görüntüler Kubrick'in isteğiyle yok edilmiş. McDowell'ın seslendirmesi 2 hafta sürmüş. Stüdyonun dışında masa tenisi varmış ve aralarında oyun oynamışlar. 2 haftanın sonunda Malcolm'un menajeri sadece bir haftalık ödeme yapıldığını fark etmiş. Buna Kubrick'in açıklaması, bir haftalık paranın çalışmanın karşılığı olduğu, ödenmeyen kısmında ping pong oynarken harcadıkları olmuş. Bir diğer iddia da Kubrick'in asla McDowell'ı yenememesi ve bu yüzden parasını kesmesi. Kubrick, gelen ölüm tehditleri ve Alex vari çeteli şiddet olayları yüzünden filmi İngiltere'de sinemalardan çekmiş. Ama tüm tartışmalara rağmen Otomatik Portakal Amerika'da sinemalarda kalmış ve Oscar'da aday gösterilmiş. İddiaların aksine İngiltere'de film yasaklı değil, Kubrick'in isteğiyle çekilmiş. Filmin vizyona girişinin ardından bestecisi Walter Carlos cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuş ve Wendy Carlos olmuş. Film Kubrick'in en hızlı çektiği, düzenlediği ve yayınladığı filmi.
ve son olarak Kubrick de McDowell da bu filmden pişmanlık duymuşlar. Kubrick film yüzünden Amerika ve İngiltere'de şiddet olaylarının artmasından pişman olmuş. McDowell ise filmi izleyince yarattığı karakterden tiksinip kariyeri boyunca bir daha asla böyle bir karakteri oynamayacağına yemin etmiş.